Mısır toplumu, Firavun'un ilahi bir kral olarak hüküm sürmesi ve onun altında katı bir hiyerarşi ile oldukça tabakalaşmıştı. Firavun, yeryüzünde bir tanrı olarak kabul edildi ve sözü ilahi yasa olarak görüldü. Bu durum, kendini beğenmişlik ve kibir duygusuna yol açarak Firavun'un Allah tarafından Mısır halkını tevhid inancını yönlendirmek ve İsrailoğullarını esaretten kurtarmak için gönderdiği Hazreti Musa'nın mesajını dikkate almamasına neden oldu. Firavun, Hazreti Musa'nın yaptığı birçok mucizeye şahit olmasına rağmen inat etmiş ve gerçeği kabul etmemişti. Sonunda da Allah, Firavun'un kararlılığını zayıflatmak ve üstün gücünü göstermek için bir dizi belayı sırasıyla Mısır'ın üzerine gönderdi. Bakın, bu tüyler ürpertici yolculukta Antik Mısır'da neler yaşanmış. Özellikle en sonunda Hazreti Musa peygamberin de dahil olmasıyla yaşanan bir gelişme, akıllara durgunluk verecek cinsten. Yüzyıllar boyunca gelişen bir uygarlık olan eski Mısır'ın kalbinde Nil Nehri onun can damarıydı. Bir geçim ve bereket kaynağı olan bu görkemli nehir, müreffeh bir imparatorluğun mihenk taşıydı. İşte hiç beklenmedik bir anda bu muhteşem ortamda olağanüstü bir olay gerçekleşecekti. Tarihte tüyler ürpertici iz bırakacak bir olay. Güneş, altın ışınlarını yeryüzüne saçarken Mısırlılar yenilmez gibi görünen, Tanrı ilan ettikleri krallarının gölgesinde her zamanki gibi sıradan bir güne uyandıklarını zannederken işlerin hiç de öyle olmadığı gerçeğiyle karşılaştılar. Kendini yaşayan bir tanrı olarak gören Firavun demir yumruğuyla hükmediyordu. Köleleştirilmiş ve ezilen İsrailoğulları onun tiranlığının boyunduruğu altında çalışıyor, merhamet yakarışları ise sağır kulaklarla karşılanıyordu. Acı ve umutsuzluğun ortasında Musa adında bir adam, Yüce Allah tarafından mesajını iletmek ve halkını esaretten kurtarmak için seçildi. Sarsılmaz bir inanç ve kararlılık adamı olan Hazreti Musa, Firavun'a giderek İsrailoğullarını zincirlerinden serbest bırak, yoksa Allah'ın gazabıyla yüzleşeceksin dedi. Kalbi kibirle katılaşmış olan Firavun, Musa'nın mesajıyla alay etti ve hiç düşünmeden onu geri gönderdi. İnatçılığının, imparatorluğunun temellerini sarsacak bir dizi felaketi yol açacağından habersizdi. Bu ilahi cezalardan ilki hem dehşet verici hem de benzeri görülmemişti. Kader günü ağarırken gökyüzü ortaya çıkmak üzere olan korkunç olayların habercisi olarak derin, uğursuz bir kırmızıya büründü. Mısır'ın kalbinden geçen hayat veren damar olan Nil Nehri'nin bir zamanlar parıldayan suları dehşete kapılmış seyircilerin gözleri önünde dönüşmeye başladı. Dönüşüm hızlı ve acımasızdı. Bir zamanlar yaşamla dolup taşan ve canlılıkla parıldayan mavi sular koyu, viskoz bir sıvıya dönüştü. Kalın, kan kırmızısı dalgalar korkunç manzarayı seyredenlerin tüylerini diken diken etti. Nehrin özündeki değişiklik sadece rengindeki bir değişiklik değildi. Suyun kendisi gerçekten kana dönüşmüştü. Köleleştirilmiş İsrailoğullarının üzerinden Firavun'un acımasız eliyle akıp giden hayatın tüyler ürpertici bir hatırlatıcısıydı. Mısır'ın gelişen tarımının yaşam kaynağı olan Nil'in bir zamanlar yemyeşil kıyıları, şimdi bir kabustan fırlamış gibi görünen sahneye tanıklık ediyordu. Havada mide bulandırıcı demir ve çürüme kokusu hakim olmaya başladı. Toprakların her köşesine nüfuz etmiş gibi görünen boğucu bir sis ortaya çıktı. Solungaçları boğucu kan denizinde oksijen bulmak için çırpınırken ölmekte olan balıkların çığlıkları havayı ürkütücü ve akıldan çıkmayan bir melodiyle doldurdu. Bir zamanlar çok gururlu ve kendinden emin olan Mısır halkı bu korkunç manzara karşısında dizlerinin üzerine çökmüş halde buldu kendini. Hayatlarının ve geçimlerinin kaynağı olan Nil Nehri'nin onlara karşı dönmesini, kıpkırmızı sularının topraklarına salınan ilahi azabın alametini dehşet içinde izlediler. Nil'in dönüşümü Firavun ve halkına açık bir mesajdı. Bu, her şeye gücü yeten Allah-u Teala'dan bir uyarıydı. Ve en önemlisi, bu uyarı sadece bir başlangıçtı. Şimdi musibetler arka arkaya gelmeye devam edecek. Bir zamanların hayat veren ırmağı Nil'in derinliklerinden şimdi sinsi yeni bir tehdit ortaya çıkmaya hazırlanıyordur.
başlangıçta bir fısıltı gibi görünen sazlıkların hışırtısı, kısa sürede tüm ülkede yankılanan uğursuz bir kakofoniye dönüştü. Mısır halkı 10 ilahi azaptan ikincisiyle karşı karşıya gelmek üzereydi. Kurbağa istilası. Güneş, Nil'in üzerinde batıyor, nehir kıyılarına uzun gölgeler düşürüyordu. Alacakaranlık yaklaşırken bulanık sular amansız kurbağa ordusunun gelişini müjdeleyerek çalkalanmaya ve köpürmeye başladı. Nehirden etrafa yayılmaya başlayan kurbağalar amansız bir terör dalgası gibi tüm ülkeyi sarmaya başladı. Bunlar sıradan kurbağalar değildi. İri, şişkin yaratıklardı. Sihir gibi derileri azalan güneş ışığının altında mide bulandırıcı bir parlaklıkla parlıyordu. Kan çanağına dönmüş ve tehditkar şişkin gözleri Mısır halkının ruhlarını delip geçiyor, sanki yersiz kibirleri ve yüce Allah'a meydan okumaları nedeniyle onlarla alay ediyor gibiydi. Kurbağa istilası büyüdükçe Mısır yaşamının her köşesini kapladı. Bir zamanlar bozulmamış sarayları, hareketli pazar yerlerini, tapınakları ve sıradan insanların mütevazi meskenlerini istila ettiler. Her bir vıraklamayla Mısır toplumunun temelleri sarsılıyor, insanların Tanrı ilan ettikleri firavunlarına olan inançları bozuluyordu. Kurbağalar her yere girmeye devam ederken insanlar kendilerini onların eziyetinden kaçamayacak durumda buldular. Sümüksü vücutları Mısır halkının en mahrem köşelerine doğru kayıyordu. Yiyeceklerini, sularını, yataklarını, hatta sırtlarındaki giysileri bile istila ettiler. Kurbağaların sesi öyle bir gürültü kirliliğine dönüşmüştü ki geceleri kimse uyuyamaz hale gelmişti. Dayanılmaz azap karşısında Mısırlılar arasında şüphe fısıltıları yayılmaya başladı. Yaşayan bir tanrı olarak saygı duydukları firavunları inandıkları kadar yenilmez olabilir miydi? Kurbağa istilasının ardından Mısır halkı bir nevi normale dönmek için mücadele etti. Başlarına daha sinsi bir belanın inmek üzere olduğundan habersiz, kurbağa kalıntılarını evlerinden ve sokaklarından temizlediler. Bir zamanlar refahın simgesi olan topraklar şimdi hırpalanmış ve yara bere içinde duruyordu. İnsanlar kendilerini bilinmeyene hazırlarken hava bir korku ve umutsuzluk atmosferiyle doluydu. Güneş ufku kızıla boyayarak batarken belirsizliğin gölgeleri uzadı. Hava sanki dünyanın soluğu bile beklentiye tutulmuş gibi sakinleşti. İlk başta güçlükle duyulabilen hafif bir vızıltı havayı doldurmaya başladı. Bir fısıltı uzak bir mırıltı olarak başladı ama çok geçmeden Mısırlıların zihinlerini tırmalayan, onları yeni bir azap vaadiyle alay eden uğursuz bir uğultuya dönüştü. Toprağın derinliklerinden çölün kumlarına kadar her köşeden sonsuz gibi görünen bir bit veya tatarcık sürüsü ortaya çıktı ve toprağı yoğun, çalkantılı bir bulutla kapladı. Bu herhangi bir sürü değil, hayal edilemeyecek boyutlarda karanlık bir gelgitti. Bu küçücük böceklerin çokluğu sanki hava insanların aleyhine dönmüş gibi gökyüzünü karartmaya yetiyordu. Bitler ve tatarcıklar her şeyin üzerine üşüştüler, her yüzeyi kapladılar ve krallığın her köşesini işgal ettiler. Mısırlılar, böcekler saçlarına, giysilerine ve etlerine girerken derilerinin ürperdiğini hissettiler. Doyumsuz sürü, akıl ve ruhu tüketen çıldırtıcı bir kaşıntı bırakarak halkın kanıyla ziyafet çekti. Bir zamanlar kraliyet zarafetinin bir simgesi olan firavun, şimdi vebanın tahribatının bir vasiyeti olarak duruyordu. Bir zamanlar kusursuz olan kıyafeti yırtılmış ve parçalanmıştı. Cildi ısırıklar ve izlerle lekelenmişti. Hiçbir kaşınmanın doyuramayacağı bir kaşıntıyla kıvranarak sarayının koridorlarında volta attı. Bir zamanların kudretli Mısır Krallığı en küçük yaratıklar tarafından diz çöktürüldü. Fakat firavunun gururundan ve egosundan vazgeçmeye niyeti yoktu. Tüm bunlar olurken yeni bir musibet sırada bekliyordu. Bitlerin ve tatarcıkların amansız saldırısından sersemlemiş olan Mısır halkı, başlarına gelmek üzere olan felaketin büyüklüğünü güçlükle kavrayabildi. Acımasız güneşin altında, aralıksız kaşınma ve tırmalamadan teselli ararken, gökyüzü uğursuz bir renk daha aldı. Sanki gökler bir komplo kuruyor gibiydi.
sağır edici bir kükreme ile gökyüzündeki bir karartı alçalmaya başladı. Boyun eğmeyen, doymak bilmez bir sinek sürüsü yollarına çıkan her şeyi tüketmeye kararlı bir şekilde ortaya çıktı. Zengin sarayına yerleşmiş olan Firavun, gelişen kaosu şaşkınlık ve öfke karışımı bir duyguyla izledi. Katılaşmış yüreği hala Musa'nın Rabbinin ilahi otoritesini kabul etmeyi reddediyordu. Ve böylece Mısır halkı, liderlerinin küstahlığının bir kanıtı ve ilahi olana baş kaldırmanın sonuçlarının tüyler ürpertici bir hatırlatıcısı olarak sineklerin dehşetine maruz kaldı. Bir zamanlar büyük olan medeniyetlerinin enkazının ortasında Yüce Allah'ın inkar edilemez gücüyle karşı karşıya geldiler. Musibetlerin sonu bir türlü gelmiyordu. Tam her şey bitti derken bir yenisi başladı. Vatandaşlar bir nebze olsun düzene kavuşmak için mücadele ederken başlarına gelmek üzere olan felaketten habersiz bir şekilde uyandılar. Geçim kaynaklarının tam kalbine vuracak, kolayca kurtulamayacakları bir felaketin geldiğini bilmiyorlardı. Zaman ilerledikçe kırları sinir bozucu bir sessizlik sarmaya başladı. Bir cenaze örtüsü gibi toprağın üzerine bir korku örtüsü çöktü ve sonra başladı. Acımasız olduğu kadar tüyler ürpertici bir anilikle Mısır'ın hayvanları telef olmaya başladı. Sığırlar, koyunlar ve keçiler tarlalara yığıldılar. Cansız bedenleri kırılmış oyuncaklar gibi araziye saçıldı. Bir zamanlar ulusun refahı için hayati önem taşıyan gururlu ve hayat dolu canlıların şimdi gözleri ölümün soğuk kucağında parlıyordu. Kıymetli hayvanlarının telef olmasına tanık olan halk çaresizlik içinde feryat etti. Bir zamanlar gelişen bir endüstri sadece birkaç dakika içinde mahvoldu. Ama Firavun'un taştan dökülmüş gibi katılaşmış yüreği kıpırdamadı. Belaların amansız saldırısı karşısında boyun eğmeyi reddederek kendince Allah'a meydan okumaya devam etti. Ancak moralleri bozuk ve geçim kaynakları paramparça olan Mısır halkı artık acı gerçeği görmezden gelemezdi. Bir zamanların kudretli medeniyetleri, hükümdarlarının küstahlığı ve inadı için ödenen bir bedel olan ilahi cezanın ağırlığı altında çöküyordu. Hayvanlarının yok edilmesinin ardından kuşatılmış Mısır halkı sersemlemiş, yürekleri kederle ağırlaşmıştı. Yine de umutsuzluğun sancıları içinde bile önlerinde bekleyen ızdırabın büyüklüğünü önceden göremediler. Çünkü her şeye gücü yeten Allah, Firavun'un ilahi iradeye başkaldırışının silinmez bir işareti olarak etlerine kadar işleyen başka bir bela daha buyurmuştu. Güneş, harap olmuş manzarayı kavururken halk arasında sinsi bir hastalık, orman yangını gibi yayılmaya başladı. Derinin altına yerleşen, her geçen saat büyüyen bir kaşıntı, çıldırtıcı bir his olarak başladı. İnsanlar işkenceden kurtulmak için etlerini kaşıdı ve pençeledi. Ancak çabaları sadece ıstırabı şiddetlendirmeye hizmet etti. Ardından vücutlarında çıbanlar patlak verdi. Dünyanın bağırsaklarından fışkıran erimiş lavlar gibi dayanılmaz yaralar deriden fışkırıyordu. Acı çekenler işkence içinde kıvrandı. Izdıraplı çığlıkları bir zamanların büyük krallığında yankılanan bir ızdırap senfonisi gibi havayı delip geçmeye başladı. En alt düzeydeki köleden en yüksek rütbeli memura kadar kaynayan çıbanlar etlerinin her santimini kapladı. Firavun'un kendisi de bu ilahi cezadan muaf değildi. Bir zamanlar kusursuz olan yüzü şimdi çirkin belayla gölgelenmişti. Yine de krallığı yanarken ve halkı ızdırap içinde aykırırken bile Firavun vazgeçmeyi aklının ucundan bile geçirmiyordu. Krallığı etrafında parçalanırken bile İsrailoğulları üzerindeki demir pençesini sürdürmeye kararlıydı. Ve kibirinin sonuçlarını korkunç bir şekilde hatırlatan çıbanlar Mısır halkını yakıp kavurdu. Bir zamanların gururlu Mısır halkını lekeleyen iltihaplı çıbanların gölgesinde yeni bir musibet yoldaydı. Gökler kararıp rüzgarlar uğuldamaya başladığında kadim krallığın sakinleri kalplerini ilkel bir korkunun sardığını hissettiler. Üzerlerine inmek üzere olan ilahi cezanın ümidi karşısında ruhları titriyordu. Dünyanın temellerini sarsan gök gürültülü bir patlamayla sema açıldı ve kıyamet boyutunda bir dolu fırtınası kuşatılmış toprakları yumruklamaya başladı.
Büyük ve boyun eğmeyen dolu taneleri yollarına çıkan her şeyi paramparça etti. Evler, tapınaklar ve anıtlar acımasız saldırı altında ufalandı. Göz açıp kapayıncaya kadar moloz oldu. Yıkımın ortasında daha sonra göklerden bir anda ateş yağmaya başladı. Dolu taneleri arasında alevden yılanlar gibi dans eden ateş topları değdiği her yeri yakıyordu. Dolu fırtınası ve ateş aynı anda ülkeyi kasıp kavururken Mısır halkının ızdırap çığlıkları şiddetli rüzgarlar tarafından yutuldu. İnşa ettikleri, değer verdikleri her şey Allah Azze ve Celle'nin gönderdikleriyle yerle bir edildi. Fırtına şiddetlendikçe Firavun'un gerçek Rabbe meydan okumasının sonuçlarının büyüklüğünü, onun kibri için ödemek zorunda kaldıkları bedeli daha iyi anlamaya başladılar. Yine de krallığı her şeye gücü yeten Allah'ın gazabıyla dövülürken bile Firavun'un kalbi inadından vazgeçmiyordu. Bu yüzden sıradaki bela kaçınılmazdı. Dehşet verici dolu fırtınası ve yangının ardından bir zamanlar muhteşem olan Mısır ülkesi eski ihtişamının gölgesi gibi harap ve ıssız kaldı. Ancak Allah inatçı Firavun ve halkının üzerine yeni bir bela gönderecek olduğundan dolayı ilahi gazap henüz dinmemişti. Varlıklarının devamına saldıracak bir musibet, yoluna çıkan her şeyi tüketecek amansız bir sürü. Güneş ufkun altında alçalırken, yaralı manzaraya ürkütücü bir alacakaranlık düşürürken, yaklaşan kıyametin ilk fısıltıları yükselmeye başladı. Uzaklardan gelen, yumuşak, neşum bir uğultu, diğer tüm sesleri bastıran bir gürültüye dönüşene kadar şiddeti giderek arttı. Ve sonra en cesur ruhların bile tüylerini ürperten bir anilikle çekirgeler yeryüzüne indiler. Açgözlü kalabalık, yaşayan, kıvranan bir karanlık deniz gibi yollarına çıkan her bitki parçasını tüketerek araziyi süpürüp geçti. Dolu fırtınasından ve yangından bir şekilde kurtulan ekinler şimdi acımasız bir verimlilikle yutuluyor ve geride yaşamdan yoksun çorak bir arazi bırakılıyordu. Mısır halkı, geçim kaynaklarının gözleri önünde yok oluşunu, son umut kırıntılarının da çekirgelerin amansız saldırıları altında ezilişini dehşet içinde izledi. Bir zamanlar cömert olan tarlaları artık iliklerine kadar soyulmuştu ve liderlerinin meydan okumasının yol açtığı yıkımın kasvetli anıtları gibi duruyordu. Yine de Firavun'un kılı kıpırdamadı. Ruhu ilahi cezanın amansız dalgasına boyun eğmedi. Halkı umutsuzluk içinde haykırırken Musa'nın Rabbine teslim olmaya ve İsrailoğullarını esaretinden kurtarmaya isteksiz bir şekilde kibrinde kararlıydı. Çekirge belası, itaatsizliğin korkunç bedelini, Yüce Allah'ın kibirlilerin günahlarını cezalandırmak için daha neler yapabilecek olduğunu açık bir şekilde hatırlattı. Güneş, harap olmuş manzaraya son altın ışıklarını saçarak doruğuna ulaştığında Mısır'ın üzerine garip ve uğursuz bir sessizlik çöktü. Hava sanki karanlığın özüyle doluymuş gibi soğudu ve ağırlaştı. Sonra göz açıp kapayıncaya kadar ışık söndü. O kadar aşılmaz bir boşluk tarafından yutuldu ki sanki dünyanın kendisi uçuruma atılmış gibi görünüyordu. 3 gün ve 3 gece boyunca karanlık Mısır krallığını buz gibi pençesinde tuttu. Bu ilahi hoşnutsuzluğun elle tutulur bir tezahürüydü. O kadar yoğun bir karanlıktı ki havayı bile boğuyor gibiydi. Kadim diyarın vatandaşlarını diri diri gömülmüş gibi hissettiren bir korku buğusu. İnsanlar korku içinde bir araya toplanmış, zihinleri kendi kabuslarının fısıltılarıyla dolu, duyuları her şeyi tüketen karanlık tarafından arttırılmıştı. Sarayının duvarlarının soğuk kucağına yerleşmiş Firavun bile bir zamanların muhteşem krallığını yutan boğucu karanlıktan kaçamadı.
En mütevazi köleden Firavun'un kendi oğluna kadar krallıktaki ilk doğan her çocuk bir anda yere serildi. Hayatları rüzgardaki mumlar gibi söndü. Gece kederlilerin feryatlarıyla bir cenaze marşının çalması gibi sokaklarda yankılanan unutulmaz bir kalp kırıklığı ve çaresizlik senfonisi ile delindi. İlahi gazabın yarattığı tahribatla nihayet ruhu kırılan Firavun sonunda Yüce Allah'ın iradesine boyun eğdi ve İsrailoğullarını serbest bırakmaya karar verdi. Peki her şey bitmiş miydi? Tabii ki hayır. Şimdi öyle bir son geliyor ki... Başlarına gelen her bela Mısır toplumunun farklı yönlerini ve dünyaya Firavun'a olan güvenini hedef aldı ve sonuçta Firavun'un nihai teslimiyetine yol açtı. 10. beladan sonra Firavun nihayet yumuşamıştı ve İsrailoğullarının Mısır'ı terk etmelerine izin verdi. Ancak inadı geri döndü ve İsrailoğullarını takip etmeye başladı. İşte o sırada Allah, İsrailoğullarının geçmesi için Kızıldeniz'i yarıp ardından onu takip eden Mısır ordusunun üzerine kapatması için Hazreti Musa peygambere yetki verdi. Böylece sular tarafından yutulan Firavun, denizin derinliklerinde sonsuza dek kaybolup gitti. Hayatın labirentinde yolculuk ederken Mısır'a gönderilen 10 bela bizlere Allah'ın gücünü ve adaletini hatırlatmaktadır. Unutmayalım ki zor zamanlarda bile iman ve sabır sayesinde en karanlık bulutların ardında güneşli bir gelecek yatar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.